Allah kat kat verir diyor ya, hanımına haber gönderdi, oğullarından birini yolladı. Misal Hasan'ı, Hasan git de dedi annenden dedi, evde dedi bir altı dirhem vardı, şu gariban adama onu sadaka vereceğim, annene git de parayı iste dedi. Hazreti Hasan Efendimiz de çocuk, koştu geldi, annesi öldüğünde 8 yaşındaydı mesela Hazreti Hasan. Yani 8 yaşındayken Fatıma ölmüş. Hasan, Hüseyin 7-8 yaşındayken öksüz kalmışlar anadan. Hazreti Hasan anasına gitti. Anne dedi babam parayı istiyor dedi. Sadaka verecek demedi. Babam parayı istiyor anne dedi. Fatıma anamız da kadın kısmı evin geçimini daha iyi bilir. Dedi ki yavrum ben o parayla dedi hamur alacağım, un alacağım dedi. Yani Arpa alacağım. El değirmeninde çekecek. Una verecek para yok. Ben arpa alacağım, un yapacağım. Ekmeğimiz yok evde. Altı dirhem de anca o kadara yetişiyor. Çocuk geri döndü. Geri döndü. Baba dedi, annem dedi, o parayla dedi, arpa alacakmış. Hazreti Ali eve geldi. Fatıma dedi, Resulullah'ın kızı. Ey Resulullah'ın kızı muhtaç biri var dedi. Ey ehlibeyt. Vallahi günlerdir bir şey yemedim. Bana bir sadaka dedi. Ben kapıma gelen, bana el açıp yardım isteyen birini boş döndüren biri olmak istemiyorum Fatıma. O parayı sadaka vereceğim. Bana versene dedi. Hanımına bağırıp çağırmadı öyle. Vurdu muydu otuttururum ver şu parayı demedi. Hazreti Fatıma sen onu sadaka mı verecektin Ali dedi. Hemen sakladığı yerden getirdi avucuna koydu kocasının. Hazreti Ali gitti adama parayı verdi kapıda. Adam sevinerek dua ederek gitti. Artık arpa alacak paraları da yoktu. Ne yiyecekler bir tek Allah biliyor. Hiçbir şey yok. Ehli beytin evi bomboş. Hazreti Ali çarşıya doğru gidiyordu. Bir adam bu deveyi satıyorum alan var mı diyordu. Hazreti Ali dedi ki parasını hemen istemezsen eğer bir hikaye içinde bulurum öderim bana sat onu. Kaça satacaksın elim dar dedi. Sen de borcunu verir, verirsin yalan söylemezsin ehli beyttensin Ali'sin sen 140 dirheme sana veririm dedi. Hazreti Ali 140 dirheme deveyi aldı. Sonra Deveyle eve gelirken evin önüne bağladığı bir adam geldi. Bir adam geldi. Bunu peygamberimiz anlatıyor ha. Bir adam geldi. "Ey şu devenin sahibi kimsiniz?" dedi. Hazreti Ali evden dışarı çıktı. "Buyur." dedi. Bir adam yabancı. Köyüne gidecek, hayvanı hastalanmış. Affedersiniz, acele bir deve lazım adama. Dedi ki ben tüccarım dedi. Köye gideceğim devem hastalandı kalkamıyor kasaba vereceğim onu. Bana deve lazım bu da iyiymiş dedi. Güçlü kuvvetli bunu bana sat dedi. Hazreti Ali olur dedi. Satayım ne istiyorsun dedi Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali dedi ki sana neye yarar dedi. Kaça alırsın piyasası belli. Ben bunu gönül rızasıyla 200 dirheme alırım dedi. 200 dirhem. Hazreti Ali verdim gitti dedi. Adam tüccar şak parayı nakit saydı. Hazreti Ali hemen 140 dirhemi koştu deveyi aldı. Bir saat önce aldığı adama parayı götürdü. Ali dedi hani iki ay sonra filan Allah dedi nasibimizi açtı. Sattım ben deveyi. Kaça sattın? 200 dirheme sattım. Acele işi olan biri geldi. Kapıda görmüş hayvanı affedersiniz. İyi Allah seni de bereketlendirdi, beni de bereketlendirdi Ali. Paramı peşin aldım. Hazreti Ali o 200 dirhemden kalan 60 dirhemi getirdi. Fatıma dedi, aç avcunu açtı. 60 dirhem, altı nere 60, On katı. Hazreti Fatıma paraya baktı, gözleri böyle. Annemiz gözleri açıldı. Ali bu ne kadar çok para. Allah bire on verdi Fatıma. Biz o fakire verdik. Vallahi dedi biri sattı biri aldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna geldi. Vallahi Allah bire on verdi ya Resulallah. Peki biliyor musunuz? Ali'ye deveyi satan kim? Ali'den deveyi alan kim? Ali'ye deveyi satan da bir melek. Ali'den deveyi satın alan da bir melek. Ey Allah'ım! Ey cömertleri seven Allah'ım. Ey verene veren Allah'ım. Sevgisinden verenlere, tebessümünden verenlere, malından verenlere, fedakarlık edenlere sen çok ver ya Rabbi. Cimrilik edenlere, garibi görmeyenlere, yetimi horlayanlara, hayvanlara, ağaçlara eziyet edenlere, cimrilik edenlere sen de eziyet et ya Rabbi. Vermeyene sen de verme ya Rabbi.